birazdan araştırmanın künyesini Mehmet Ali Kulat aktaracak bize. Ama önce biz bir sonucu görelim hemen ekranımızda Mehmet Ali Bey'i beklerken. Evet, şu anda gördüğünüz gibi, evet, bunu bekliyordum. Aynen. Kararsızlar dağıtılmadan çıkan oy oranları bu şekilde. Emin, sen birazcık üzerine konuşmaya başla lütfen. Şimdi şu anda ekranda görüyorsunuz. 30,4 olarak görüyoruz AKP'yi. 30 sınırına gelmiş durumda. Bazı yani araştırmalarda birazcık, evet. 28'lerde, 29'larda bu sanımlar olacaktır. Birazdan Mehmet Ali Kulat da bize bunu yorumlayacaktır. CHP'yi 22'de görüyoruz. HDP'yi 8,7'de, MHP'yi 7,1'de, İYİ Parti'yi 14,2'de görüyoruz. Deva Partisi'nin bugüne kadar gördüğümüz en yüksek oyunu görüyoruz. 3,1'de, bunu ayrıca konuşmak istiyorum. Geleceğin de 2,6'da olduğunu görüyoruz. Bu da onların gördüğümüz en yüksek oyu. Mehmet Ali Kulat'ın bunu da bir yorumlamasını isteyeceğim. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum. Önce künyeyi alabilir miyiz? Ben de aynı şey söyleyecektim. Önce bir şöyle yasal kısaca zorunluluk. Hem künyeyi anlatın, bir de seyircilerimiz de anlaması için, çünkü bazen arada eski anketleri de yayınladığımız oluyor. Kafalar karışmasın. Bu anketiniz ne zaman yapıldığı ve hangi dönemi içeriyor? Bize hangi ayın, hangi dönemin nabzını veriyor, onu da söyleyin lütfen. Tabii ki. Hoş bulduk. Öncelikle ben araştırmanın kimliği... Buyurun. Buyurun. Buyurun Mehmet Ali Bey, dinliyoruz sizi. Tabii öncelikli olarak şöyle. Şimdi MAK Danışmanlık tarafından her ay aboneler için yapılan bir araştırmadır bu. Türkiye'deki seçmen, 57 milyon seçmenimiz var bizim, 18 yaş üstü nüfus anlamında söylüyorum. Bu seçmenin 20.000'de biriyle, 2850 kişiyle, 30'u büyükşehir, 30'u diğer vilayetler olmak üzere, bu vilayetlerin ilçeleri, beldeleri ya da işte mahallelerinin hepsini kapsayan, olabildiği kadar Türkiye ortalamasını TÜİK verilerine göre iyi bir örneklemle yapılan bir çalışma bu. Önce onu ifade etmek isterim. Bu noktada çalışma, araştırmanın evreni düzey 2 bölgesi, bunu ifade edelim. 24 Haziran 2018 seçim sonuçları kota olarak uygulandı bu çalışmada. Yine burada bir önemli ayrıntıyı da ifade edeyim. Bu çalışma tam Türkiye'de doların o 18 olduğu geceden bir gün sonra başladı. Çünkü biz o tarihlerde sahadaydık ama dolar 18 liradan bir gecede 13'e, hatta bir ara 11'lere kadar inince oradaki büyük değişimi de, vatandaşa yansımasını da düşündük ve çalışmamızı yarım bırakarak bu şekilde ondan sonraki tarihte yeniden başlatarak devam ettirdik. 20-27 Aralık tarihleri arasında saha çalışması yapılan bir araştırma ve yüz yüze metoduyla yapıldı. Araştırmanın raporunda gidilen şehirler fotoğraflarla kayıt altına alındı ve bu şekilde abonelerimizle de paylaşıldı. Peki, şimdi başlayabiliriz zannediyorum. Emin, sen biraz önce analizini yapıyordun. İlk soruyu sor istersen. İstersen hep başladığımız yer AKP, CHP hani tarafından oluyordu. Bu sefer ben Deva ve Gelecek'le başlamanızı rica edebilir miyim? Herhalde Deva'nın uzun zamandır gördüğümüz en yüksek oranı 3,1 olarak görüyoruz. Geleceği de 2,6 olarak görüyoruz. Bunu bir bize yorumlar mısınız? Oradan başlayalım, sonra diğer partilere gidelim. Öncelikli olarak tabii doğru, aslında oradan başlamanızın benim açımdan da özel bir anlamı oldu. Şöyle, bu seçim yani bu araştırmanın içerisinde bana göre anlamlı konu biraz da orası. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları düşüyor diyoruz. Gerçi bu araştırmada o yapıldığı tarihler itibarıyla yılbaşı zamları yok bunun içerisinde. Böyle bir önceki ay 30'un altında gördüğümüz AK Parti, yani 29.5 olarak görmüştük biz Kasım araştırmamızı.
Bu araştırmada yaklaşık 0.8 puanlık bir artış görüyoruz. Dolayısıyla küçük oranda bir artış. Bunun sebebi yani o zamanlarda sanırım sizinle de bir programda konuşmuştuk. Bir ekonomi kahramanlığı, ekonomiyi de hallediyor. İşte bak 18'e çıktı ama istendiği zaman bu rahatlıkla aşağıya indirilebiliyor gibi bir görüntü oluşturuldu ve AK Partililerde bir heyecan oluştu, bir motivasyon oluştu. Hatırlayın o tarihlerde yılbaşından birkaç gün önce AK Parti'nin birkaç yapmış olduğu program çok uzun zamandır üzerlerine ölü toprağa serpilmiş gibi duran iktidar cenahında bir hareketliliğin olduğunu bize gösterdi. O da buraya yansıdı. Ben bugün bir iki ciddi başka araştırmaya da baktım. O arkadaşlar da benzer tespitleri yapmışlar. Biz sahada onu gördük ama yılbaşıyla birlikte şu anda bizim sahada ekiplerimiz var. Bu sefer yeniden tersine dönmeye başladı. Onu ayrıca konuşuruz. Şimdi AK Parti'nin azalan oyları nereye doğru gidiyor doğal olarak? Daha önce bu programda da başka programlarda da ben zaman zaman ifade ediyorum. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir geçirgenlik yok. Yani kayda değer bir geçirgenlik yok şüphesiz. Çok nadir de olsa bazı insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti, AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçebilirler. Ama kayda değer esas geçirgenlik Türkiye'de sağdan sağa, soldan sola şeklinde oluyor. Dolayısıyla AK Parti'nin geçirgenlik gösterdiği parti, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi olmaya başladı. Son dönemlerde bu geçirgenlikte DEVA birazcık daha öne çıkmaya başladı. Bizi şaşırtan daha küçük bazı partiler de var. Bağımsız Türkiye Partisi gibi, yeni yeni ya da yeniden Refah Partisi gibi partiler de kendilerini göstermeye başladılar bu süreçte. Artık AK Parti azalmaya başladıkça muhafazakar tabana doğru indi zaten. Liberal seçmen ağırlıklı olarak ilk başlarda İYİ Parti gibi daha merkez sağ partilere gitti. Şimdi özellikle AK Parti'nin kendi tabanında ekonomiyi önceleyen seçmeni DEVA Partisi'ne, muhafazakarlığı önceleyen seçmen Gelecek Parti'ye, yine böyle dini gruplarla irtibatlı seçmenlerin gidebildiği daha küçük partiler kendilerini göstermeye başladılar. Çünkü AK Parti'nin eskiden özelliği şuydu. Zaman zaman farklı dönemlerde AK Parti'nin oyunun azaldığı dönemler olurdu. AK Parti'nin dolmuşundan inen yolcu bir dolmuş durağında bir başka gelecek olan AK Parti dolmuşunu beklerdi. Ya da 24 Haziran'da olduğu gibi aynı yere doğru gitmekte olan Milliyetçi Hareket Partisi dolmuşuna bindiği oldu. Ama şimdi artık durum öyle değil. AK Parti'nin dolmuşundan inen yolcu, arkadan gelen ve aynı yere gitmeyen, tam ters tarafa giden DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, İYİ Parti'nin dolmuşlarına biniyor. Yani o taraflara doğru gidiyor. Öncelikli olarak tam ters tarafa ifadesini de şunun için söylüyorum. Bu partiler, yani DEVA ve Gelecek, şu ana kadar Millet İttifakı'nda olduklarını söylemediler ama şunu deklare ettiler, olmayacakları yeri söylediler bize, bir kere Cumhur İttifakı'nda olmayacaklarını beyan ettiler. Bu çok açık bir beyan oldu ki ben bunun daha ilerisinde bir ifadeyi de kullanabilirim. Çok yakında, birkaç ay içerisinde biz DEVA Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni, hatta birkaç daha başka partiyi de söyleyebilirim. Bunları, yani yapmış olduğum görüşmelerin bende oluşturduğu okuma, herhangi birinin beyanı üzerinden söylemiyorum, o okumadan çıkardığım sonucu söyleyeyim. Çok yakında Millet İttifakı'nın yeni unsurlar, yeni bileşenlerini de beraber göreceğiz. Bunların da büyük bir ihtimalle DEVA, Gelecek, Bağımsız Türkiye Partisi gibi partiler olacağını düşünüyorum. Bu söylediğiniz çok önemli. Meral Akşener 6 parti ifadesini kullanmıştı zaten. Bu sizin söylediğinizden örtüşüyor. Yani Meral Hanım'ın o açıklamasından yola çıkarak bunu tespit etmiyorsunuz. Kendi görüşmelerimde de bu teyit oluyor tabii, dediniz zaten. Bir Barış'ın sorusu var. Oraya dönmeden önce DEVA Partisi'ne yönelen bu ilgi Ali Babacan'ın ekonomi için doğru isim olarak görülmesinin de payı var mı? Şirin Hanım, geçen ay biz bu aylık araştırmaların dışında zaman zaman yine abonelerimiz için özel bazı çalışmalar yapıyoruz. Bunların bazıları basınla paylaşılmıyor. Bir tanesi ekonomi araştırmasıydı. Bir abonemiz için özel yapılan bir çalışmaydı. O çalışmada biz Türkiye'de ekonomi konusunda en güvendiğiniz isim kimdir diye sorduğumuzda Ali Babacan uzak ara birinci olarak çıktı. Yani %37'lik
toplumun farklı katmanlarından insanların teveccühünü kazanmış bir fotoğraf var ekonomi konusunda. Bunun tabii sebepleri şu. Yani vatandaş başka isimleri, başka isimler daha iyi biliyor, bilmiyor üzerinden bir şey için söylemiyorum. Yeterince ekonomi konusunda tanımıyorlardır. Ama Ali Babacan biliyorsunuz AK Parti'nin ekonominin iyi olduğunu ifade ettiğimiz dönemlerinde uzunca bir süre ekonomiyi yönetti. Bundan dolayı bilinirlik oranı son derece yüksek ve şu anda bir ayrıntıyı da söylemek isterim. Muhalefetin bütün unsurlar yani Millet İttifakı'nın bütün unsurlar, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, hatta Demokrat Parti, Saadet Partisi şu anda herkes tabiri caizse Türkiye'nin temel sorunsallarını tespit etmeye çalışıyorlar ve bunlar üzerine de kafa yoruyorlar. Bu noktada bir adım ileriye geçmeye çalışıyorlar. Müsaadenizle bir iki şey ifade etmek isterim. Bir tanesi şu, İyi Parti mesela Bilge Yılmaz'ı yurt dışından getirdi ki Türkiye'nin yetiştirdiği önemli ekonomistlerden sayılıyor. Profesör Bilge Yılmaz, onun dışında Ümit Özdağ gibi bazı isimleri getirdi. Orası kendi cephesini güçlendirirken Deva Partisi de sadece Ali Babacan'la yetinmiyor. Onlar da bir ekonomi çalışması yürütüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi yine benim yaptığım görüşmelerde bir ekiple Türkiye'nin şu anki ciddi ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik bir dizi çalışmalar yapacak bir kadro ekip oluşturuyorlar. Diğer partilerde de bu anlamda ciddi çalışmalar var. Gelecek Parti tamamen derinlikli bir ekonomi ekibi kurdu ve onun üzerinde yine Türkiye'nin sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Yani önümüzdeki günlerde şunu da göreceğiz. Bir iki çalışma yapıldı aslında ön çalışma olarak. Bu Millet İttifakı'nın bileşenleri Türkiye'nin temel sorunlarını belli aralıklarla masaya yatırıp bütün partilerden katılımların olduğu bir fotoğraf ortaya koyacaklar. Bunu da Cumhurbaşkanı adayı açıklanmadan yapacaklar kanaatimce. Neden böyle yaptıklarını özellikle ifade etmek isterim. Bu çok önemli bir ayrıntıdır çünkü. Yani Cumhurbaşkanı adayı diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden birisi oldu. O zaman bir baskın karakter durum oluşur ya da bir başkası. Şu anda daha hiç Cumhurbaşkanı adayı belli değilken, Cumhurbaşkan yardımcıları ya da ekonominin başına kimlerin geçeceği belli değilken, herkes tabiri caizse eteğindekini ortaya dökmek suretiyle bir çalışma yürütüyor, beraber bir çalışma yürütülüyor. Aha. Herkesin aynı sayıda eşit diyebileceğimiz katılımlarıyla bir dizi çalışmalar yapılıyor. Tıpkı güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesini bir arada değerlendirdikleri, evet, gibi bunu da önümüzdeki günlerde biraz daha derinlikli şimdi, olarak çalışacaklar. Bir dakika biliyorum. Şimdi burada bir ardı ardına başka farklı başlıklarda önemli şeyler söylediniz. Bunları biraz bölmemiz gerekiyor. Hepsi bir araya girince seyircilerimizin de dikkatinden kaçmış olabiliyor. Onun için ayrıntılandıracağım birazdan. Mesela bu önemli söylediğiniz ama Barış'ın sorusuyla devam edelim. Ters bir taraftan bir şey söyleyeceğim. Mesela ben birinci bölümde siz izlememiş olabilirsiniz. Fiilen bu TÜİK'in açıklamış olduğu rakamların bir ekonomik kriz dönemi rakamlarıyla denk düştüğünü söyledim. O dönemleri hatırlıyorum. Yani mesela yüksek devalüasyonlar hep iktidar değiştirdi Türkiye'de. Bunu yazdı iktisatçılar veya bu ekonomik krizler. Hatırlayın, 2001 krizine girerken Demokratik Sol Parti tarihin en yüksek oyunu aldı. %20'lerin 20'ler civarında bir oy aldı. Kriz sonrası %1'e düştü. Seçime girdiğinde, erken seçim kararı aldığında. Şimdi ben burada baktığımda aslında Adalet ve Kalkınma Partisi adına trajik bir kırılma görmüyorum. Yani TÜİK'in bir şey açıklaması gerekmez. Vatandaş enflasyonu hisseder zaten. Yani pazara gittiğinde hisseder, çarşıya gittiğinde hisseder vesaire. Bu %32.7, hatta MHP eklediğinizde Cumhur İttifakı'nda %40'ın üstüne çıkıyor buradan baktığınızda. Ya bu aslında ekonomik kriz bugünkü iktidar bileşenine sarsıcı bir etki yapmadı ya da şu son yaşamış olduğumuz kriz sarsıcı bir etki yapmadı diyebilir miyiz sizce? Barış Bey, diyemeyiz. Önce onu söyleyeyim. Yani neden biliyor musunuz? Bizim şu andaki temel sorunumuz şu. Biz iki sistemi birbirinden ayırarak değerlendirme yapamıyoruz. Yani siz yapıyorsunuz da aslında anladığım kadarıyla seyircimize belki bir mesaj verme adına bu böyle oluyor. Bir kere bu sistem içerisinde 20 yıldır Türkiye'yi yöneten bir hükümet var. İnsanların alışkanlıklarını değiştirmesiyle ilgili bir konu değil bu. Bir seçim kararının alınması gerekiyor her şeyden önce. Bakın, seçim kararı alındığı anda
bu değişim çok ciddi şekilde olur. Bu bir. İki, ben bugün biraz da espri olsun diye sosyal medyada bir şey paylaşmıştım. Merhum Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in meşhur sözü. Meseleleri mesele yapmazsanız ortada mesele kalmaz diye. Süleyman Demirel'in bir sözü vardır biliyorsunuz. Meseleleri mesele yapmazsanız ortada mesele kalmaz. Yani diye buralara geldik zaman işte. Zaman. Ama burada bir şey söyleyeyim. O sözün altında bir arkadaş şöyle bir yorum yazmış. Diyor ki geçmişte Süleyman Demirel'i medya 6 defa götürdü, millet 7 defa getirdi diyor. Herhalde onu yazan arkadaşımız muhtemelen o siyasi çizgide de bir arkadaş yani. Muhtemelen isim önemli değil. Başka bir şey için söylüyorum bunu. Şimdi şu anda Barış Bey, Allah'ını severseniz medya, hani sizleri tevzih ederek söylüyorum, zaten birkaç böyle bir avuç kadar Anadolu tabiriyle kişi kaldı. Bir iki tane mecra kaldı diyelim ya da birkaç tane. Geri kalan bütün medyada sanki her şey çok güzel gibi anlatılıyor. Yani bazen ben kendi kendimle çelişiyorum ya, kanalları böyle değiştirirken böyle bakıyorum. Ya Allah'ım yarabbi, yani böyle mi ya, gerçekten biz mi, bize bir tuhaflık mı var falan diyorum yani. Şimdi böyle bir fotoğraf var bir. İkincisi, tabii insanların farklı endişeleri var. Yani bu endişelerinin anketlere yansıyan boyutları var. Bakın ben son dönemlerde anketlere katılım oranlarını eskiyle kıyaslandığı zaman iyi görüyorum. Bizim mesleğimiz açısından iyi görüyorum. Çünkü muhtemelen Şirin Hanım'la daha önce yaptığımız bir programda da söylediğimi hatırlıyorum. Yani bir 7-8 ay önce katılım oranları 10 kişiden 11 kişiden birine kadar düşmüştü ya. Biz o kadar zorlanıyorduk yani. İnsanlar anketlere katılmak istemiyor. Düşüncesini söylemek, siyasi anketlerden bahsediyorum. Mesela biz aynı tarihlerde pandemiyle ilgili anket yapıyoruz. Herkes ankete katılmak istiyor. Yani sanki o katılınca Türkiye'de pandemi bitecek falan. Ama farklı endişeler duyuyorlar insanlar. Dolayısıyla bu siyasi, bakın ben ısrarla bir şey söylüyorum. Türkiye çok büyük bir siyasi değişime hazırlanıyor. Çünkü İlk defa, bu araştırmada da var, farklı araştırmalarda da var. İlk defa, 2001'den bu yana ilk defa, Türkiye'de son seçimle bu seçim arasında kararını değiştireceğini söyleyen seçmen oranı neredeyse yarıya yaklaştı. Normalde iki seçim arasında Türkiye'de kanaat değiştirme oranları %20'lerdedir. Bu çok önemli bir rakam. Bunu acaba biz yanılıyor muyuz diye son dönemde her ay sormaya başladık. MAK danışmanlık olarak her ay soruyoruz. Çünkü siyasi analist arkadaşlarla çalışıyoruz. Bunun nasıl bir değişim getireceğini görüyoruz. Bu değişim nereden nereye doğru oluyor? Bir, şu anda anketlere yansıyan boyutu var. Bir de anketlere yansımayan boyutları var. Yani şimdi TÜİK rakam açıklıyor. İşte fotoğraf budur diyor. Benim şahsen son dönemlerdeki en iyi saha ekonomi araştırmasını yapan kişi olarak gördüğüm kişilerden birisi İyi Parti'den Ümit Dikbayır. Ne yapıyor Ümit Dikbayır? Hatırlayın, yani medyada da yer aldı, Halk TV dahil. Her ay aynı markete gidiyor, mahallesindeki markete gidiyor ve aynı şeyleri alıyor. Aynı raflarda aynı şeyleri alıyor. Alırken de kameraya çekiyor güncel olarak. O marketin çalışanlar vesaireler de orada. Ve bir ay önce almış olduğu şeyleri ayın aynı gününde bir kere daha yapıyor o şeyi ve aradaki çıkan fiyat farkını da kameraların önünde gösteriyor. Yani parasını ödedikten sonra kasadan gelen fişi gösteriyor. Şimdi bu fotoğrafa baktığınızda, karşınıza çıkan fotoğraf öyle %30'larda falan bir enflasyonu göstermiyor. Çok daha yükseğini gösteriyor. Şimdi Mehmet Ali Bey, kısa bir ara vermek zorundayım. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi bazı seyircilerimizin tabii ki morali bozulmuş. Şöyle diyorlar. Ya bu muhalefet kardeşim, bu kadar bela geliyor başımıza. Bu kadar çok skandal oluyor. Bu kadar çok iddia var, yolsuzluk iddiası. Bu kadar felaket menfaat. Bu mudur yani? Bu mudur yapılıp yapılacak olan diyorlar. Dolayısıyla onlara cevabınız